Efendim, iyi akşamlar. Yine bir canlı yayındayız. Önemli bir konuğumuz var. Kamuoyunun çok yakından tanıdığı hukukçu, destekçi, ayrıca hukukçu kimliğinin yanında da hem iktisatçı hem de mühendis, bir siyaset bilimcisi de var. Doçent Doktor Gökhan Günaydın. Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara milletvekiliydi. Ve uzunca bir süre Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcılıklarında bulundu. Ayrıca kendisi daha önceleri Türkiye Mimar Mühendisler Odası'nda Ziraat Odası genel başkanlığıydı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi. Ayrıca bir görevi daha var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na katılmak anlamında hem danışmanlık görevi var, hem de zirai ve hayvancılık tarımsal konularda da Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Büyükşehir'e önemli katkılar sunuyor. Ankara, İstanbul arasında adeta bir mekik okuyor. Sayın Gökhan Günaydın'la biz bu akşam iki önemli konuyu gündeme getireceğiz ve tartışacağız. Bunlardan bir tanesi, korona günlerinde dünyada ve Türkiye'de gıda güvenliği. Bunu en ince detayına kadar tartışmış olacağız. Bilinmeyenleri gündeme getireceğiz, konuşacağız. Onun dışında diğer bir olay ise hepinizin de bildiği gibi özellikle büyük şehirlerde, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Eskişehir'de belediyenin topladığı yardımlara hükümet tarafından, İçişleri Bakanlığı tarafından bir engel getirildi. Bununla ilgili getirilen bu engelin siyasi boyutu var mı? Hukuki mi? Bunları tartışmış olacağız. Sayın Başkanım, siz de biliyorsunuz, koronavirüs pandemisine karşı devletin aldığı tedbirlerin yanında insanların da, kişilerin de aldığı tedbirler var. Bunların en başında izolasyon, fiziki mesafe, temizlik ya da hijyen olarak tanımlıyoruz. Bu önemli üç kural son derece önem arz ediyor. Salgın hastalığa karşı mücadelede diğer önemli bir boyut var ise sizi çok yakından ilgilendiren, bir anlamıyla da mesleğiniz olan gıda güvenliği ile ilgili. İnsanlar tabii gıda güvenliği ile ilgili yeterli bilgileri bilemiyorlar. Toplumda çok bir birlik kirliliği de söz konusu. Her ne kadar Gıda Mühendisleri Odası televizyonlarda açıklama yapıyor ise siz bu konunun uzmanı olarak daha detaylı bir bilgiyi vereceğinize inanıyoruz. Özellikle market alışverişleri günümüzde çoğaldı. İnsanlar daha çok market alışverişini yapıyorlar. Süt ve süt ürünleri, et ürünleri gibi ürünleri alıyorlar. Tabii insanların kafalarında ister istemez şöyle sorular var. Acaba korona virüsü, COVID-19 denilen virüs bu alınan gıdalardan geçebilir mi? Bunlardan geçmemesi için neler yapmalıyız diyorlar. Sayın Başkanım, öncelikle buradan başlayalım isterseniz. Gıda güvenliği konusunda dünya ne yapıyor? Türkiye'de yeterli önlemler alınıyor mu? Bunları tartışalım. Özellikle sizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, belediye başkanlığına sunduğunuz ciddi bir katkı var. Bununla ilgili özellikle Büyükşehir Belediyelerinde ve Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde yeterli denetimler yapılıyor mu? Bu konularda bilgi kamuoyu sizden bekliyor. Evet efendim, buyurun, söz sırası sizin Sayın Peki. Günaydın. Önemli Teşekkür ederim açıklamalarınızı Hüseyin Bey. bekliyoruz efendim. Öncelikle sözlerime başlamadan evvel bizleri izleyen tüm yurttaşlarımıza selam ve saygılarımızı sunalım. Efendim, yaklaşık 8 milyarlık nüfusa sahip olan birer küreden bahsediyoruz. Hali hazırda bu yer kürede yaklaşık 1 milyar insan açlık sıkıntısı çekiyor. 1 milyar insan da obez. Sanılmasın ki obez olma bir zenginlik hastalığıdır. Hayır, yanlış beslenme
Ve özellikle nişasta bazlı şeker gibi, GDO'lu ürünler gibi insan sağlığına uygun olmayan ucuz gıdalarla beslenme çerçevesinde oluşan bir hastalık obezlikte. Peki 1 milyar insan aç ise acaba yerkürenin tüm tarımsal üretimi, gıda üretimi bu insanları doyurmaya yetmiyor mu diye bir soru gündeme gelir. Ve bu sorunun cevabı çok açıktır. Hayır. Aslında yerküre kendisini üzerinde yaşayan nüfusu doyurabilecek kadar bir tarımsal üretime sahiptir. Ancak gıdanın dağıtımı ve ticareti en az silah ticareti kadar kirli olduğu için bir tarafta insanlar fazla gıdaya sahipken diğer tarafta küçücük çocuklar gıdaya ulaşamadıkları için ölüyorlar ya da fiziksel ve düşünsel kapasitelerinin sınırlarının çok gerisinde bir hayatı sürdürmek zorunda kalıyorlar. Bu bahsi kapatmadan dünya ile ilgili bir küçük paragrafı daha açayım ve kapatayım. Dünyada sanayileşmiş ülkeler, uzay teknolojisine sahip olan ülkeler aynı zamanda tarımsal üretimde de çok öndeler. Hani eskiden bize şu anlatılırdı ya, sen tarım ülkesisin, onlar sanayi ülkesi. Efendim, artık öyle bir ayrım kalmadı. Tersine bir birleşme durumu söz konusu oldu. Yani Türkiye Amerika'dan mısır alıyor, soya alıyor, Rusya'dan buğday alıyor. Bu iki ülkenin de hem tarım devrimini hem sanayi devrimini çoktan tamamlamış ülkeler olduğunu görmek lazım. Dünyada buğdayı ve mısırı ithal eden ülkelerin bir listesine bakarsanız, o listenin de az gelişmiş ya da gelişmekte olan dünyaya ait ülkeleri barındırdığını görürüz. Şimdi bu tablodun bir yeni neoliberal açılımı var. Artık diyorlar ki merkezler, biz sermaye mallarında yoğunlaşacağız. Tarımsal sermaye malları nedir? Yani buğdayı ben üreteceğim, mısırı ben üreteceğim, ayçiçeğini ben üreteceğim, pamuğu ben üreteceğim. Tahıl bitkileri ve yağ bitkileri. Peki sana ne veriyorum diyor. Az gelişmiş dünyaya, çevre ülkelere sen sebze meyveyle uğraş diyor. Çünkü bunlar daha çok emek yoğun, insanların fiziki enerjisini sarf ederek üretebileceği ürünler. Bu iş bölümünün yansıması aynen Türkiye'de de bir karşılık bulmuştur. Türkiye son 20 yıl içerisinde 3,5 milyon hektar, başka bir de işte 35 milyon dönüm tarım alanını kaybetmiştir. Kaybettiği tarım alanına bakarsanız tahıllardan ve yağ bitkilerinden olduğunu görürsünüz. Buna karşılık meyve sebze alanı varlığını korumaktadır. Demek ki dünyada bu neoliberal yeni düzlemin ortaya koyduğu iş bölümü ilişkileri Türkiye'nin tarım ve köylülüğüne de aynı bir yansıtılmış bulunuyor. Bu genel çerçeveden sonra şimdi konumuza gelelim. Türkiye'nin COVID-19'dan etkilenme düzeyini görmeden evvel acaba Türkiye zaten tarımda kendine yeterli miydi diye bir soruyu ortaya atmak lazım. Eğer burada Tarım Bakanlığı'nın birkaç yetkilisi olsaydı ya da Tarım Bakanı olsaydı bize allandıra vallandıra Avrupa'nın işte ikinci, dünyanın beşinci en büyük tarım potansiyeline sahip olduğuna yönelik yalanlarını söylemeye devam ederlerdi. Hüseyin Bey, bir siyasetçi olarak vulgar bir konuşma tarzı izlemek istemem. Ancak kediye de kedi demek lazım. Neden bunu söylüyorum? Türkiye her yıl yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde tarımsal ham madde dış ticaretinde açık veren bir ülkedir. Yani bugün dolar galiba 7 TL'yi vurdu. Demek ki 30 milyar TL'ye yakın Türkiye her yıl tarımsal ham madde dış ticaretinde açık veriyor. Bunun anlamı nedir? Sen kendine yetmiyorsun demektir. Eğer dışarıdan buğday almazsan, pamuk almazsan, soya almazsan, efendim ayçiçeği almazsan,
arpa almazsan, et ürünleri almazsan, bazen saman almazsan hem yem sanayinin ihtiyacını, yani hayvanları doyurmak için gerekli olan yemi üretemiyorsun, hem de gıda sanayinin ihtiyacına cevap veremiyorsun. Birkaç makro rakam da burada vereyim. Türkiye yılda 25 milyon ton içeride fabrika yemi denilen karma yem üretir. Bunun 12,5 milyon tonluk ham maddesi dışarıda. Esir yem sanayi düşünün ki bu yem sanayinin aşağı yukarı üretiminin neredeyse yarısı dışa bağımlı hale gelmiş ve dışarıdan tarım ürünü ithal etmez ise demek ki yem sanayi kendine yetemez hale gelmiş. Gıda sanayi için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Örneğin Türkiye'nin makarnada ve unda dünya birincisi, ikincisi olatırlar. Hüseyin Bey, geçen sene Türkiye 10 milyon ton, hani 10 milyon ton olmadı falan derler, tam söyleyeyim o zaman. 9,8 milyon ton buğday ithal etti ki bu ithal ettiği buğdayla makarna üretebilsin, un üretebilsin. Şimdi biri sana diyor ise makarnada ben dünya birincisiyim, unda ben dünya birincisiyim. Ya sana sormazlar mı? Sen bu makarna ve un üretimini yapabilmek için dışarıdan 10 milyon ton buğday alıyorsun be kardeşim. Eğer bu buğdayı ithal etmesen senin kendine yeterliliğin buğdayda bile sorgulanabilir hale geliyor. Şimdi lafı uzatmanın anlamı yok. Kabaca birkaç rakam vererek bu bahsi tamamlayayım. Türkiye 10 milyon ton buğday ediyor. Aşağı yukarı 3,5-4 milyon ton her yıl soya ithal ediyor. Ürettiği soya ancak 200 bin ton. Ve şunu söyleyeyim, soyanız yoksa kanatlı hayvan tavuk üretimi yapamazsınız. Yani dışarıdan soya getiremezsen sen tavuk üretemezsin. Oysa şu anda biliyoruz ki insanlar kırmızı ete para veremedikleri için protein ihtiyacını tavuk etinden karşılıyorlar. Bir yoksulluk anekdotu olması açısından söyleyelim ki 30-40 bin nüfuslu ilçelere, kasabalara gittiğinizde orada 6-7 tane kasap bulursunuz. Onların da çoğu sadece tavuk eti satar. İnsanlar efektif talep yaratamadıkları için iktisadi anlamda ya da başka bir deyişle ceplerinde kırmızı et alacak paraları olmadığı için alabiliyorlarsa tavuk alıyorlar ve besleniyorlar. O halde soyan yoksa tavuğun bile yoktur. Soyan zaten yok da soya ithal edemezsen. Türkiye her yıl 1 milyon tona yakın pamuk ithal eder. Türkiye her yıl yine 1 milyon tona yakın mısır ithal eder. Ve bu tabloyu genişletebiliriz. Peki ne diyor memleketin Tarım Bakanı? Memleketin Tarım Bakanı iki şey söylüyor. Eskiden derdik ki paramız var ithal ediyoruz derdi işine geldiği zaman. İşine gelmediği zaman derdi ki yok zaten biz kendimize yetiyoruz falan. Kriz başladı. Türkiye'nin stokları kendisine yetecek düzeydedir diye bir inci daha sarf etti. Ve bugün görülüyor ki Türkiye'nin ne kendine yeter stoğu vardır ne de kendine yeter durumu vardır. Tabloyu bugüne kadar adeta gizleyen, halının altına süpüren bir ithalat politikası izlediler. Dünyanın dört bir tarafından yüzlerce çeşit tarım ürününü Türkiye ithal etti. Şunu söyleyeyim, Türkiye örneğin canlı et veya canlı hayvan ithalatına bir ülkeye girdiği zaman o ülkenin hayvanlarını bitiriyor. Yani adeta böyle bir ithalat canavarına dönüşmüş bir tablo. Ve işte paramız var ki ithal ediyoruz söylemi. Şimdi buranın üzerinden devam edelim. Türkiye'nin parası var mı? Efendim, Türkiye'nin parası olsaydı Covid-19 krizi sırasında bunu yurttaşlarının yoksulluk ve sosyal güvenlik harcamalarını, açığını kapatmak için kullanırdı. Örneğin Almanya ve Türkiye'yi karşılaştıralım. Almanya'nın nüfusu ile Türkiye'nin nüfusu ilginç denecekleri benzer. İki ülke de 83 milyon civarında nüfusa sahip. Almanya Covid-19 krizi için Alman hükümeti 1,2 trilyon euro parayı
Alman halkının ihtiyaçları için ayırdı ve piyasaya pompaladı. Sen ne kadar para ayırabildin? Ne kadar? 20 milyar dolar mı? Rakamı bilen var mı? Yani faz 3 açıldı diyor Aile ve Sosyal Çalışmalar Bakanı. Faz 1 ve faz 2 tamamlanmış, faz 3'ü açmış. Faz 3'e 2 saat içerisinde 800 bin başvuru oldu diyor. Şimdi yani Türkiye'de milyonlarca insan zaten işsizdi. Bu süreçte de milyonlarca insan işini kaybetti ve Türkiye parası olmadığı için sokağa çıkma yasağı bile ilan edemiyor. İşte böyle 23 Nisan'a falan denk getirirse 4 günlük Bir sokağa çıkma araya girmek yasaklarıyla istiyorum. ilan idare Evet, ediyor. hayır. Sağlık Bakanı diyor ki Bir araya bugün gireyim efendim. Çin'in krizin çıktığı kente benzetiyor İstanbul'u ve İstanbul işte Türkiye'nin o kentiydi ama biraz toparladık diyor. Toparlayıp toparlamadıklarını rakamlar üzerinden ayrıca açıklayabiliriz ama şu sözümü tamamlamak isterim. Demek ki Türkiye'nin bir kere ithalata ayırabileceği düzenli kaynağı yok. Tersine iç borç ve dış borç yapamaz ise bu ithalata bu parayı ayıramayacak durumda. Bu bahse birazdan tekrar döneceğim ama buradan ilerleyeyim. İki, bir başka durum daha var artık. 2008'de de olmuştu, şimdi gene var. Ülkeler diyorlar ki böyle bir kriz döneminde ben kendi iç piyasamı öncelikle düşünürüm ve ithalatımı, ihracatımı kapatırım. Yani sana mal satmam. Kim dedi bunu? Rusya ve Rusya'yla birlikte davranan eski bağımsız devletler toplulukları denilen bölge, Türkmenistan, Kırgızistan'ı vesaire bunlar bunu söylediler. Ve aynı zamanda Uzak Asya ülkeleri de bunu söylediler. Kriz derinleşirse Amerika'nın ve Avrupa'nın da benzer önlemler alacağından kuşku yok. Bunca yıldır paramız var ki ithal ediyoruz diyenler, Türkiye kendine yeterlidir diyenler, kabaca soralım 3,6 milyon ton soyayı ithal edemediğin zaman tavuk besleyemiyorsun. Mesele bu kadar açık kardeşim. Buğday ithal etmediğin zaman makarna yapamıyorsun. Arpa ithal etmediğin zaman hayvanına yem veremiyorsun. Mısır ithal etmediğin zaman hem gıda sanayinin hem yem sanayinin ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun. Peki ne yapacaksın? Yani yalanlar maddi gerçekle karşılaştıkları zaman tablo çok net olarak ortaya çıkıyor. Tam da söylemeye çalıştığım şudur. Türkiye'nin çok derin bir tarım ve gıda krizi vardı ama bu tarım ve gıda krizi ithalat politikasıyla gizleniyor ve bir propaganda makinesi de Türkiye'yi sanki tarımda kendine yeterliymiş gibi göstermeye çalışıyor idi. Covid-19 kralın çıplak olduğunu çok daha fazla göze gösterdi. Artık insanlar eskiden tarım ve gıda meselesine tümüyle uzak hisseden kentli tüketici şu anda belki sağlıktan sonra en çok tarımı ve gıdayı konuşuyor. Çünkü hepimiz hissediyoruz ve biliyoruz ki uzman olmaya gerek yok. Eğer bu kriz derinleşirse Türkiye'yi maalesef sağlığın yanında çok ciddi tarım ve gıda sorunları da takip edecek, sıkıştıracak. Bunu görmeliyiz. Şimdi efendim, bunun için merkezi hükümet düzeyinde yapılması gereken şeyler var. Yerel yönetimler düzeyinde yapılması gereken şeyler var. Öncelikle ifade edelim ki 1980'de Türkiye'nin nüfusu 44 milyondu Hüseyin Bey. Bugün 83-84 milyon. Demek ki Türkiye 40 yılda 40 milyon nüfus artırmış. Bu yılda 1 milyonluk nüfus artışı anlamına gelir. Siz tarım ve gıda üretimini sadece her yıl kendini tekrar halde tutsanız dahi bu sizin açık vermenizi engellemiyor. Demek ki siz nüfus artışına bağlı olarak her yıl tarım ve gıda üretiminizi almanız gerekiyor. Peki Türkiye'de ne olmuş? Son 20 yılda Türkiye'nin toplam 24-25 milyon hektar, başka bir de işte 240-250 milyon dönüm tarım alanı vardır.
Bunun 35 milyon dönümünü, 3,5 milyon hektarını çiftçi ekmekten vazgeçti. Bunu söylüyoruz. Bu ne demek? İki Trakya büyüklüğünde alan demektir. Gözünüzde bir canlandırın. Türkiye'de son 20 yılda diyoruz ki çiftçi iki Trakya büyüklüğünde alanı ekmekten vazgeçti kardeşim. Bir sebebi ne bunun? Çiftçi mutlu olsa böyle bir durum ortaya çıkar mı? Çiftçi mutlu sebebi iktisadi anlamda söyleyeyim önce. İş ticaret haddlerinin tarım aleyhine dönmesi. Bunu da açalım. Çift üretmek için kullanmak zorunda kaldığı gübre, mazotun fiyatı sürekli artıyor. Gübrenin fiyatı sürekli artıyor. Tarım ilacının fiyatı artıyor. Elektriği, suyu, işçiliği vesairesi her şey artıyor. Ama bunu çiftçinin ürettiği adeta bir kumar. Bazı yıl para yapıyor, bazı yıl para yapmıyor. Bunu patateste yaşıyoruz, soğanda yaşıyoruz. Peki buğdayda ne oluyor? Mesela aşağı yukarı 10 yıllık bir periyotta çiftçinin ürettiği buğday 1 lirayı geçemedi. Buğday çiftçinin eline ürettiği buğday başına her yıl 1 lira geçiyor. Ama çiftçinin 10 yıl içerisinde mazota verdiği para iki katına çıkıyor. Böyle bir durumda çiftçi ekmeğe devam ettikçe iflas ediyor. Önce traktörünü, sonra tarlasını icra kanalları içerisinde kaybediyor. Ve bari hiç olmazsa ben varlığımı koruyayım diye tarlasını boş bırakıyor ve ekmiyor adam. İşte sosyal yardımlara muhtaç hale geliyor ama hayatını öyle çeviriyor. Şimdi bu tablo bizim için korkunç bir tablodur. Tersine diyorum ki her yıl 1 milyon nüfus artıran ve tarım gıda üretimini de artırması gereken bir ülkede son 20 yılda 35 milyon dönüm alanı ekmekten vazgeçmiş. Bir çiftçi sayısı ne olmuş? 2 milyon 800 binden 2 milyon 100 bine düşmüş. Yani 700 bin çiftçi iflas etmiş ve ben artık tarımsal faaliyetlerden çekiliyorum demiş. O halde çiftçinin gönlü alınacak. Ne demek gönlünün alınması? Bakın, tarım zor iştir. Arabalarımızla gelen tarlalarda çalışanları görürüz. Veya işte bazen ahırlara yol falan düşer de o ahırlarda insanları görürüz. Bunlar kolay işler falan değildir. Bazen çok soğukta, bazen çok sıcakta güneşin altında, bazen hayvanların o kokusunun içerisinde bir tarımsal faaliyet yürütmeye çalışırlar. Ve bu bir kültür olduğu için çiftçi bunu yürütür. Aileden gördüğü için yürütür. Yoksa bilmeyen insanın girip birdenbire fasulye üretmeye başlaması ya da sütçülük yapmaya başlaması mümkün değildir. Bu maceraya atılanların da genellikle çabucak bu işin ne kadar zor olduğunu fark edip kaçtıklarına tanık oluruz. O halde ne olacak? Hükümet ne yapması gerekiyor? Çiftçinin alın terinin karşılığını kendisine verebilecek bir politikaya sahip olması gerekiyor. Yani bunu hem destekleme politikasıyla yapacak, hem de çiftçinin ürettiği malın parasıyla üretmek için harcamak zorunda kaldığı girdilerin parası arasında çiftçi lehine refah payını da gözeten bir denge tutturacak. Böylece vatandaş köyde tarım yaparak kendi çoluğuna çocuğuna bir gelecek görecek. Bunu görmediği sürece Türkiye'de tarım bitiyor, köylülük bitiyor. Çiftçinin ortalama yaşı 60'a dayandı. Köyler boşaldı. Ya da kentlerde emeklilik hayatı sürmekte olan ve hayat pahalılığı nedeniyle buralarda tutunamayanlar köylerine dönüp tarımsal faaliyetten kopuk bir şekilde bakkaldan ekmek alarak, köy bakkalından ekmek, yumurta alarak hayatlarını sürdürüyorlar. Bu Türkiye için korkunç bir geleceğin işaretidir. Bu bağlamda hem biraz evvel dediğim gibi destekler ve iş ticaret haddleriyle çiftçiyi elde tutmaya çalışmak lazım. Hem de bunun yanında mutlaka sulama yatırımları başta olmak üzere tarımsal altyapı yatırımlarına ciddi anlamda ağırlık ve böylece Türkiye'nin verimini ve üretimini artıracağı bir yeni zemini, yeni düzlemi yaratmak lazım. Burada da bir rakam vereyim size.
Türkiye 78 milyon hektar, 780 bin kilometre kare, 78 milyon hektar. Bunun biz yalnızca 24-25 milyon hektarında zaten işlemeli tarım yapabiliyoruz. Bunun da 8-9-10 milyon hektarı ancak sulanabilir alan. Bu sulanabilir alanın yarısını sulayabiliyoruz. O halde 5 milyon hektar alana daha su götürmek zorundayız ki biz bütün sulanabilen alanlarda yetişebilen ürünlerimizin üretimini ve verimini aynı zamanda artıralım. Ya değilse suya ihtiyacı olan ürünler ekim alanı için birbirleriyle rekabet ediyorlar. Örneğin mısırın üretimini artırdığınız zaman biraz soya ekim alanı bulamıyor. Bu bağlamda sulama yatırımları başta olmak üzere tarıma bilginin aktarımı, mühendis emeğinin ve bilgisinin aktarılımı meselelerinin acilen yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu dönem için Çok de teşekkür. belki yerel yönetimlere de biraz değinmemde yarar var. Bu tarım ve gıda krizi yurttaşın gündemine girince belediyeler bunu çabuk fark ettiler ve hızlı aksiyonlar aldılar. Hem gıda yardımları alanında çok etkili çalışmalar yapıyor belediyelerimiz, hem de bunun yanında kendi bölgelerinde tarımsal üretimi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası'nın kendilerine verdiği yetki sınırları içerisinde yükseltmeye gayret ediyorlar. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kendilerine ait alanlarda tahıl ekimi, baklagil ekimi yapıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi uzunca bir dönemdir köylü üretimini belediye tarafından, büyükşehir tarafından destekleyerek bir noktaya doğru çıkartıyor. Özellikle çiçekte, sütte ve bazı meyve sebze çeşitlerinde bunun etkisini çok açık görmek mümkün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de her gün 100 bin çocuğa süt dağıtıyor. Ayda dağıttığı süt miktarı 750 bin litredir. Ve bir müjdeyi buradan vermek isterim. Mayıs başından itibaren bu sütler Çatalca ve Silivri'nin köylerinden alınacak. Her türlü hazırlığımız tamamdır. Bu sütler, alınan sütler Lüleburgaz ve Pamukova'daki fabrikalarda UHT edilecek ve birer litrelik UHT kutularda 100 bin çocuğumuzun kapısına kendi belediye araçlarımız ve kendi görevlilerimiz tarafından götürülüp teslim edilecek. 16 Ekim 2019 tarihinden itibaren bunu yapıyoruz. 16 Ekim Dünya Gıda Günü'dür. O gün başlatmıştık. Ama o sütler başlangıç olarak İzmir'den geliyordu. Şimdi artık Mayıs başından itibaren Silivri'den ve Çatalca'dan gelecek. Ve Silivri'nin, Çatalca'nın köylerine ayda 3,1 milyon TL, eski parayla 3,1 trilyon lira her ay sadece süt parası girecek. Bu önemsiz midir? Bakın, kimsenin borcunu ödemediği, alacağını alamadığı bir dönemde ayda 3,1 trilyon liranın Silivri ve Çatalca'nın köylerine girmesi çok önemli bir gelişmedir. Ben şimdiden köylümüze hayırlı olsun, yararlı olsun, çocuklarının güzel yetişmesine, yaşamlarını daha iyi sürdürmelerine vesile olmasını diliyorum bu desteğin. Diğer taraftan aşağı yukarı 3000 dönüm alanda sebze meyve üretimi seferberliğine başlıyoruz. Nasıl bir seferberlik bu? İddiayla söylüyorum, Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış bir destekten bahsediyoruz. Bu kadarı yapılamamış bir destekten. İzninizle açayım. İstanbul'un 9 ilçesinde tarım yapılıyor. Hani sanıyor ki insanlar İstanbul sadece bir kentten ibaret. 16 milyon nüfus yaşıyor. İşte 5300 kilometre kare gibi dar bir yüz ölçümü içerisinde kilometre kare başına çok yoğun bir nüfus varlığı var. Evet, Türkiye'nin de en büyük, en fazla kentleşmiş ilidir İstanbul. Ama aynı zamanda
Örneğin Çengelköy Hıyarı'nın da merkezidir. Örneğin Ormanlı Çeltiği'nin de merkezidir. Yani bir biyoçeşitlilik merkezidir aynı zamanda İstanbul. İstanbul'un periferisini, çevresini betonlaşmadan korumak, kırsal karakterinin devamına vesile olmak, buradaki köylüyü adeta betonlar tarafından sıkıştırılan ve tutunabildikleri yerlerden de kovulmaya çalışılan yurttaş kimliğinden hızla çıkartmak gerekiyor. Nasıl yapacaksınız bunu? Bakın, ilçelerimizde muhtarlarımızla çalıştık. 3000 dönüm alanı teker teker tespit ettik. Buralar biber, domates, patlıcan, salatalık ve karpuz ürettireceğiz. Çiftçiye soruyoruz, ne üretmek istiyorsun? Ben karpuz, pekala. Sen biber, peki pekala. Bunların hepsinin hazırlığını yapıyoruz. Şu anda yapılıyor bu. Söylüyoruz, 180 santimetre sıra arası olacak. Eski huylarımızı bırakalım, hep beraber çalışalım. Sonra buralara damla sulama tesisleri kuracağız. Ücretsiz bir hibe vereceğiz, damla sulama tesislerini. Arkasından ürettirdiğimiz fidanları, fideleri diyorum, İstanbul'a Mayıs'ın 4'ünden 5'inden itibaren indirmeye başlayacağız. Biberler, salatalıklar, domatesler, patlıcanlar, karpuzlar ve bunlar dikilecekler. Bu dikilme sonrasında efendim biz bitkinin ihtiyacı olan bitki besin elementlerini doğaya ve gıda sistemimize uyumlu olacak şekilde planladık. Toprak analizleriyle birlikte yapacağız bunu. Dolayısıyla ihtiyacı olmayan bir bitki besin elementi yiyecek. Toprağın ihtiyacı olan bitki besin elementini biz bu bitkilere sağlayacağız. Peki tarım ilacı kullanmak gerekir mi, gerekmez mi? Ben isterim ki hiç tarım ilacı kullanmayalım ama iyi tarım uygulamaları denilen bir şey vardır. Bu ne anlama geliyor? Good agricultural practices diye anlatır. Böyle organik tarıma geçiş ya da doğal tarıma geçiş diyelim daha doğru tabirle bir süreç gerektiriyor. Bunu birdenbire yapamıyorsunuz. Gerek toprağın temizlenmesi, gerek çiftçinin alışkanlıklarının değişmesi, gerekse çiftçiye doğal tarımın nasıl yapılacağının yeniden hatırlatılması, bütün bunlar bir süreç gerektiriyor. Peki bu zamanda örneğin domateste tuta zararlısı var. Eğer o tarlaya girerse domates ürünü tümüyle ortadan kaldırır. Ne yapacaksınız? Mücadele edeceksiniz. Ama bunun için kullandığınız tarım ilacını yüksek teknolojiyle üretilmiş, doğru zamanda, doğru araçla, doğru ilacın atılması ve daha sonra bekleme süresine riayet edilerek hasat edilmesi ilkesine uyduğunuzda sofranıza hiçbir şekilde ilaç kalıntısı gelmez. Ve bütün bunlar da ruhsatlı ilaçlar olacak hiç kuşkusuz. Asıl amacımızın bir kez daha tümüyle ilaçsız tarım olduğunu söyleyelim. Ama şunu da garanti edeceğiz. Biz tüketici sofrasına ucuz ve sağlıklı ürün inmesini sağlayacağız. Efendim biz böylece neyi sağlayacağız? On binlerce ton, on binlerce ton çiftçinin cebinden neredeyse 5 kuruş çıkmadan üretilmiş ürün. Peki bu ürünler ne olacak? Biz buralarda lojistik depolar kuracağız. Bu lojistik depolarda bu ürünlerin tasnifini sağlayacağız. Ya biz bunları çiftçi kendisi pazarlamak isterse kendisi pazarlayacak. Yok ben bunları şuralara satmak istiyorum derse satacak. Bunları siz alın derse İBB olarak bunları biz alacağız ve bunları biz gıda yardımlarına konu edeceğiz. Böylece görüyorsunuz ki Evet. kır yoksulu ile kent yoksulu arasında çok iyi düşünülmüş, planlanmış ve çok emekle kurulmuş bir köprü tesis ediliyor. Ve bu köprü eminim kırdan kente, kentten kıra çeşitli yaşam deneyimlerinin aktarılmasına da vesile olacak. Kentli insan hızlı yaşayarak her şeyi çok çabuk tüketti. Oysa biraz daha yavaşlamasına, biraz daha doğaya dönmesine ihtiyacının olduğunu bu COVID-19 krizi galiba ona gösterdi.
Bu bağlamda biz İstanbul'un bütün çevresini İstanbul'un kentsel alanıyla bütünleşik, refahı dağıtan ve birbirlerinden haberdar olan topluluklar haline getireceğiz. İstanbul yüzlerce kilometre öteden gıda ürünü almak yerine kendi ilçelerinden gıda ürünlerini alacak. Bu iklim değişimi açısından da son derece önemli bir hizmet olacak. Çünkü gıdanın üretildiği yerde tüketilmesi işte esaslı bir iştir. Küçük olan güzeldir. Ama siz bunu yapamayıp da çok uzak mesafelerden bu gıdayı getirirseniz bu aynı zamanda havayı kirleten mazotun nakliye araçlarında yanması anlamına gelir aynı zamanda. Ve bunun gibi birçok etken bunların da önüne geçmiş olacağız. Kabaca temel çerçeveyi böylece çizebilirim. Çok Belki şu teşekkür bir ederim örnek Sayın. olarak ifade edeyim, affedersin Hüseyin Bey. Biz bunu yalnızca İstanbul ölçeğinde yapmıyoruz. 100 ton limon aldık örneğin. Nereden aldık? Mersin'den. Limon İstanbul'da yetişmiyor. Mersin, Türkiye'de üretilen limonun neredeyse %65'i 70'i Mersin'de üretiliyor. İyi de para eder aslında limon. Fakat ihracat kısıtlaması, sınırlaması, engellemesi getirdiler. Covid-19 sürecinde limon ihracatını yasakladılar. Dolayısıyla 7 lira olan limon fiyatı 4 liraya düştü. Biz girdik Mersin'e ve kooperatiflerden 100 ton limon aldık. Bu limon tırlarla İstanbul'a geliyor ve gıda kolilerine 800'er gramlık fileler halinde konuluyor. Gıda kolisini açan yurttaşımız Mersin'den gelen ve mis gibi kokan limona da sahip oluyor. Yani o gıda kolileri sevgiyi ve C vitaminini de kırdan kentsel alana taşımış oluyor. Halk marketler ve halk lokantalar projelerimiz var. Bunları da gerçekleştirdiğimizde böylesine unik örneklerle değil, Anadolu'nun her tarafında üretilen tarım ürünlerini İstanbul'da pazarlayan, uygun fiyatla tüketiciye ulaştıran ve binlerce insanın da çok ucuz fiyatla yemek yiyebildiği market ve lokanta sistemi de İstanbul için hizmete girmiş olacak. Çok teşekkür ederim Sayın Günaydın. Tabii tarımda üretim ve dağıtımı gerçekten de bilimsel ve teorik olarak anlattınız. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Gelen sorular var. O soruları da biz baştan da vermiştik. Özellikle Sayın Başkan, sizin hukukçu kimliğiniz çok iyi biliniyor. İyi bir hukukçusunuz. Beraberinde Estağfurullah. iktisatçısınız ama sizin diğer bir özelliğiniz uzun yıllarda Türkiye Mimar Mühendisler Birliği'nde Ziraat Mühendisleri Odası'nın başkanlığını, genel başkanlığını yaptınız ve ziraat mühendisisiniz. Özellikle bugünlerde salgın hastalığa karşı en önemli, en etkili mücadelelerden biri de gıda güvenliğini sağlamak olması gerekiyor. Vatandaş soruyor, tabii vatandaş soruyor, gerçekten de bir panik içerisinde ve marketlere gidiyorlar, markette alışveriş yapıyorlar. İşte süt ve süt ürünlerini alıyorlar, et ve et ürünlerini alıyorlar. Bunları nasıl, yani et ve et ürünlerini nasıl pişirecekler? Acaba bu aldıkları gıdalarla, marketlerde torbalarla ilgili eve getirdiklerinde yıkıyorlar vesaire. Ama bu gıdaların tüketim anında hastalığa yakalanabilir miyiz gibi şeyleri var, sorunları var, soruları var, tedirginlikleri var. Bu konularda da gıdada şeyi dağıtımı, kullanımı, tüketimi nasıl olmalı? Bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Ben ayrıca bir şey daha rica Tabii. edeceğim sizden. Şimdi örneğin Gıda ve Tarım Bakanlığı bu gıda güvenliğinde etkin olabiliyor mu? Gerekli denetimleri yapabiliyor mu? Örneğin siz Büyükşehir Belediyesi olarak ya Büyükşehir Belediyesi'nde sizin istihdam edilmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi için çok önemli bir şey, hadise. Sizin çok ciddi katkılar sunacağınıza ben biliyorum, inanıyorum.
En azından siz belediyelerinizde gıda güvenliğiyle ilgili gerekli denetimleri nasıl yapıyorsunuz? Yani insanlar marketlerden, açık alanlardan, manavlardan alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilirler mi? Aldıkları bu gıdaları, biraz önce bahsettiğimiz gibi süt ve süt ürünlerini, et ve et ürünlerini pişirme, tüketme kısmında neler yapması gerekiyor vatandaş? Bu konularla ilgili de bir bilgi verdikten sonra diğer konuya geçeceğiz. Diğer konu son derece önem arz ediyor. Biraz önce de siz anlattınız işte Mersin'den kaç ton limon getireceksiniz, halka dağıtacaksınız. Halka dağıtımda çok ciddi problemleriniz var, engel var. Size karşı ciddi bir engel var. Bu konuları konuşalım. Öncelikle gıda güvenliğinin denetiminde, vatandaşın tüketimindeki nelere dikkat etmeli? Sayın Günaydın, bunu anlatır mısınız lütfen? Evet, kendi içinde birçok alt başlığa sahip olan bir soru geldi. Öncelikle şunu söylemeliyim. Türkiye'de gıda güvenliği meselesi, gıda güvenilirliği meselesi daha doğrusu ciddi bir sorundur. COVID-19 döneminin sorunu değildir, genel bir sorundur. Türkiye'de zirai mücadele ilacı kalıntılarından tutun da hormon etkisine ya da gıdada tahşiş dediğimiz bazı sahtelere Türkiye'de çok sık rastlanıyor. Bunun denetlenmesinin görevi Tarım ve Orman Bakanlığı'nda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın mevcudunda bulunan denetmen arkadaşlarımız, gıda denetmenleri, ki bunlar multidisipliner alanlardan gelirler. Ziraat mühendisi vardır, veteriner hekim vardır, su ürünleri mühendisi vardır, kimya mühendisi vardır vesaire. Bu arkadaşlarımız gıda denetimlerini yapmaya çalışırlar. Peki bir aydın namusu içerisinde cevap verelim. Etkinlikle bu yapılabiliyor mu? Yapılabildiğini söylemek mümkün değildir. Çünkü Türkiye'deki gıda iş yeri sayısı ile gıda denetmeni sayısı arasında bir uçurum vardır. Bu COVID-19'un başlangıcında Tarım Bakanı gıda denetmenlerini toplayarak işte 3 günde 4 günde bir şov yaptı. Altını çiziyorum, şov yaptı. Çünkü birçok gıda denetmenine aynı anda hadi başlıyoruz falan. Bunlar sürekli düzenli olarak yapılması gereken denetimlerdir. Ve ihracattan da çok sayıda ürün geri döner. İç piyasaya verilen ürünlerde de ciddi sorunların olduğunu biz öteden beri biliyoruz. Bu alanda Türkiye etkili bir denetim düzeyine çıkmıştır deniliyor ise ya meseleden çok uzaksınızdır ya da gerçeği çarpıtıyorsunuzdur. Bunu böyle açıkça ifade etmek gerekir. Peki burada büyükşehir belediyelerinin görev alanı nedir? Haller Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Ve hallerde de laboratuvarlar olmalı. Ama maalesef devraldığımız hallerde laboratuvar yok. Yeni laboratuvarlar elbette kuracağız. Örneğin Tuzla'da yeni bir hal inşaatını yapmaya çalışıyoruz. Orada da laboratuvar çalışması da bunun içerisinde olacak. Soru şudur. Tarım ürününün doğru üretilmesini sağlamak mı gerekir? Yoksa tarım ürününün halde denetimini sağlamak mı gerekir? Örneğin bir kamyon domates bir Güney ilinden geldi. Biz de bundan numune aldık. Bu numuneyi işte her türlü analizden geçirmek için bekleme süresi gerekiyor. Biz numunenin sonucunu almaya çalışırken kamyonun üzerinde domates bekleyecek o sıcağın altında. İşte bozulacak mı, bozulmayacak mı ve bu dünya kadar yeni tartışma yaratacak. Bütün bunlara rağmen yine de hallerde de denetim yapılmalıdır ve laboratuvarlar kurulmalıdır. Ama bu cümleyi ne için söylüyorum? Asıl büyük mesele tarlada ve bahçede üretim aşamasında bunların doğru üretim teknikleriyle üretilmesini sağlamaktır. Tarım ilacının üretilmesinden satılmasına, dağıtılmasına, kullanılmasına, denetlenmesine kadar bir sıkı sistemin bu çerçevede kurulması gerekir.
Benzer bir şekilde pazarlarda büyük şehirler denetimleri vardır. Ama bu denetimler zabıta denetimleridir. Gıda denetimi yine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sorumluluğu altındadır. Bu alanda da eksikliklerin olduğunu ifade etmek gerekir. Satılan ve alınan her ürünün sorunsuz olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir ya da bize yakışmaz. Gerçeği söylemekte mükellefiz. Bu böylelikle bir ortaya koyalım. Diğer sorulardan birisi de şuydu. Acaba Türkiye bütün bu çabaları merkezi hükümet ve yerel yönetimler üzerinden bütünleşik bir şekilde yapabiliyor mu? Bakın en çok kriz zamanlarında test edebilirsiniz, değil mi? Yani gerçekten o anlattıkları milli bütünlük meselesi var mıdır, yok mudur? Şimdi soruyu şöyle soralım. İstanbul Büyükşehir'e, Ankara Büyükşehir'e, Adana Büyükşehir'e, Muğla Büyükşehir'e, Antalya Büyükşehir'e, Aydın Büyükşehir'e yardım toplamayı yasaklıyorsunuz. Peki neden? Türkiye'de bir sürü vakıf, Ensar Vakfı'dan tutun da İsmail Ağa cemaatine kadar yardım toplayabiliyor, bağış toplayabiliyor. AKP'li belediyeler de bağış toplayabiliyor. CHP'li belediyeler toplayamıyor. Sebebi ne? Çünkü yıllarca şunu söylediniz. CHP'ye 3 koyun versen akşama kadar ikisini çaldırır, bir tanesini anca getirir. Yani 3 koyun güdemez. Madde 1. Madde 2. Bunlar iktidara geldikleri zaman yardımları kesecek. Peki vatandaş ne gördü? Ya tam tersine belediyeler mahallede, sokakta, halkın kapısında soruyor halin hattın nedir? Eksiğin gidiyor. Nakdi para yardımı yapıyoruz. Aynı para yapıyoruz. Sütünü veriyoruz, nakilini veriyoruz vesaire vesaire. Bu birilerinin hoşuna gidiyor. Çünkü akıllarından siyaseti çıkartamıyorlar. CHP'li belediyeler böyle çalışmaya devam ederlerse bizim işimiz zor. Evet işiniz zor ve CHP'li belediyeler böyle çalışmaya devam edecek. Peki neye dayandırıyorlar Hüseyin Bey? 2860 sayılı bir yasa var. Bu yasa diyormuş ki yardım yapabilmen için, bağış toplayabilmen için Cumhurbaşkanı'ndan izinsiz bağış toplayabilecek dernekleri, vakıfları ve kamu kuruluşlarını belirleyen bir yetkisi var Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı'nın sana bu şeyi vermesi lazım. İzinsiz yardım toplayabilenler arasına seni de katması lazım. Peki Cumhurbaşkanı soruyorum ben. Çeşitli derneklere, vakıflara bu yetkiyi veriyorsun da niye İstanbul Büyükşehir'e vermiyorsun? Niye Ankara Büyükşehir'e vermiyorsun? Ya bir dernekten, bir vakıftan daha mı önemsiz? Kamuya daha mı uzak? Yaptığı iş daha mı önem taşımıyor? Ya da vatandaşından hiçbir kıymeti yok mu bunların? Yok, biliyoruz biz. Niye dahil etmiyorsun? Çünkü bunları etkisiz bırakmaya çalışıyorsun. Peki 6. madde böyle. 7. madde ne diyor? Cumhurbaşkanından bu izni almayanlar vali tarafından izin isteyeceklermiş ve vali bu izni vermiş. Yani bizim 5390 Belediyeler Kanunu baş toplamayı belediyenin imtiyazı ve yetkisi üst başlığı altında 15. maddesinde toplar. Dolayısıyla ben kendi belediye mevzuatımın bana verdiği bu yetkiyi ve imtiyazı kullanmak için ne Cumhurbaşkanından ne validen izin istemek zorunda değilim. 2860 sayılı yasamına saklanarak bir hukuki meşruiyet kılıfı kendinize yaratmaya çalışmayın. Benim hem hukuki yetkim var hem de zaten ahlaki görevim. Bunu engellesen de ben yapacağım, engellemesen de ben yapacağım. Nitekim şimdi işte yeniden arkadaşlarımız iftarları sağlamaya, iftarlara yemek göndermeye devam ediyorlar. 500 bin koli hazırlanıyor ve evlere gönderilmeye devam ediyor vesaire vesaire. Demokrasinin kılıcı da sallanıyor bir taraftan. Hakkınızda soruşturma açacağız. Ya hatırlatırım.
Ben genel başkan yardımcısıyken siz Aziz Kocaoğlu'nu, İzmir Büyükşehir Başkanımızı 400 yılla yargıladınız. Hiç korkan, sinen, geri adım atan oldu mu? Kaç tane belediyemizi bastığınızın sayısını hatırlamıyoruz. En son Yılmaz Büyükerşen'in belediyesini dahi bastınız da hep beraber gittik hattı müdafaa yaptık orada. Yani bütün bunlardan sinen, korkan, çekinen bir CHP'li olabileceğini düşünüyor musunuz? Yok. Peki kimi cezalandırıyor bu? Bizlerin aşevlerimizi kapatıyorsunuz. Yani Muratpaşa Belediyesi'nin aşevi, Odunpazarı Belediyesi'nin aşevini kapatıyorsun. Aşevinin banka hesabını bloke ediyorsun. Düzelteyim, kapatmıyorsun. Banka hesabını bloke, orayı çalışamaz hale getiriyorsun. Peki kimi cezalandırıyorsun? Acaba bugüne kadar Muratpaşa Belediyesi ya da Odunpazarı Belediyesi sıcak ekmek, sıcak yemek almak için o iş evine gelmiş olan yurttaşa senin mezhebinle, inancınla hangi siyasal partiye oy veriyorsun, sen kimsin diye sormuş mu? Yok, sadece yurttaş mısın? Ya bırakın yurttaşı, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı bile değil. Bu memleketin sınırları içerisinde yaşayan, gerek kaçak, gerek göçmen, her neyse ve aç bir insandan bahsediyoruz. Sen o insana sıcak yemek vermeyecek misin? Sen banka hesabımı bloke ederek bu faaliyeti engellemeye çalışıyorsun. Kimi cezalandırıyorsun? Yurttaşı cezalandırıyorsun. Ha, şunu da söyleyelim. Vatandaşın aklına doğal olarak şu soru gelebilir. Ya belediyelerin zaten kaynağı yok mu? İlla yardım ve bağış toplamak zorunda mı? Biz belediyeye zaten vergi vermiyor muyuz? Bakın bu dibine kadar haklı bir sorudur. Ama bunun da şöyle bir yanıtını verelim. Mevzuatı belediyelerin toplam bütçesinin ancak %3'ünü sosyal hizmetlere ayırabileceğini öngörüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneğin 400 milyon TL'lik bir sosyal yardım bütçesine sahip idi. Bunun Covid-19 krizi çerçeve maksimum kullanmak için biz bu bütçeyi 775 milyon liraya çıkarttık. Daha fazlasını çıkartamıyoruz mevzuat uyarınca. Peki yetiyor mu bu para? Efendim eskiden 3 kişiye yardım yapman gerekiyorken bugün 30 kişiye yardım götürüyorsun. Onlar susmuyor, başvurular dinmiyor. Vatandaş son derece haklı. Yani Türkiye'nin bir sürü işsizi vardı. Bunlara şimdi şunlar eklendi. Eskiden yanında insan çalıştıran esnaf dükkanını kapattı. Lokantasını kapattı. Bu insanın eğer biriktirdiği sıcak parası yok ise birkaç zaman sonra kendisi de yardıma muhtaç hale geliyor. Buralarda çalışan garsonlar, komiler, bulaşıkçılar, kuryeler, kuaförlerde çalışan berberler, kuaförler, onların çırakları, bunların gelirlerini kaybettiler. Ve eskiden kazananlar şimdi yardıma muhtaç hale geldiler, geliyorlar. Bütün bunlara belediyelerin el uzatmasından daha meşru, daha ahlaki ne olabilir? Bunu engellemeye çalışanın da meşruluk ve ahlaki olmanın dışında bir şey yarattığını da burada bütün açık yürekliliğimle söylemek istiyorum. Tablo bundan ibarettir. Peki engellenen neydi? Bir de o Evet. rakamdan kısaca bahsedeyim. İstanbul Büyükşehir 1,5 gün yardım toplayabildi. Sağ olsun arkadaşlar. Pazartesi saat 11'de kampanya Başkan Fox Haber'deyken başlatıldı. Ertesi sabahın köründe yazı geldi. Bağışı durduracaksınız diye. Akşamına da BDDK tarafından gönderilen yazıyla, bankalara gönderilen yazıyla bankalardaki hesaplarımıza bloke konuldu. Ne kadar para toplamıştık? 6,5 milyon TL Hüseyin Bey. Şimdi 1,5 günde 6,5 milyon lira para topluyor isek, eğer bunu birkaç ay sürdürseydik 600 milyon lira toplardık. Bu 600 milyon liranın da belediyenin neredeyse sosyal yardım bütçesinin bir katı olduğunu ya da o bütçeye denk olduğunu yeniden hatırlatmak isterim.
Bu bizim ulaşacağımız insan sayısını önemli ölçüde artıracaktı. Peki bu yardımı kim yapıyor? Bir de bunu anlatarak bitireyim. Efendim, vatandaş. Diyorlar ki yardımları yalnızca biz toplarız. Vatandaş artık sana yardım etmiyor bazıları. Çünkü senin deprem paralarını, hızlıya yaptığın maaşları nerede kullandığını hesabını vermiyorsun, veremiyorsun. Dolayısıyla vatandaş parasının buralarda nereye harcandığı belli olmayan mecralarda kaybolmasını istemiyor. Kimi kime zorla bağış yaptırabilirsin? Ahmet sana bağış yapar, Mehmet de öbürüne bağış yapar. O Ahmet'in ve Mehmet'in iradesidir. Sen buna ne hakla karışırsın? Dolayısıyla zengin olan ya da bırakın zengin olmayı, cebinde paylaşacak kadar parası olan insan işte üçte birini, beşte birini, yarısını her neyse veriyor ve bu bir yaraya tuz olsun istiyor. Sen bunu engelleyerek siyasetin, kaba siyasetin dibine vuruyorsun. Türkiye tarihi bu kadar kaba siyaseti görmedi ve ben bunun mutlaka bir siyasi sonucunda olacağını düşünüyorum. Kim çalışıyormuş, kim 5 kuruş para yemeden bütün kaynaklarını halka yöneltiyormuş. Bu dönem bunu çok açık gösterdi. Dolayısıyla dönemin bittiği zaman da bunun siyasi sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Tabii siz kamu yönetimiyle ilgili de bir yüksek lisans yaptınız. Özgeçmişinizde öyle yazıyor. Beni bağışlayın eğer eksik bir bilgi veriyorsam. Tabii toplum yönetimlerinde ki Estağfurullah. Türkiye ve siz de Orta Doğu Anadolu örneklemeler vardır. Enstitüsü vardır. Orada Evet. yüksek lisansı yaptım, evet. Tamam. Evet. Toplum yönetimlerinde ki örgütlenmelerde iki önemli kurum vardır. İki önemli gerçekten de örgütlü o yapılardan bir tanesi devlettir. Diğeri de yerel yönetimlerdir. Tabii devleti kim temsil eder? İktidarda olan siyasi iktidar temsil eder. Yerel yönetimleri kim temsil eder? Belediyeler temsil eder. Kamuya yönelik özellikle bugünlerde işte pandemi ya da olağanüstü deprem, sel baskını vesaire gibi konularda ortak payda yurttaşa hizmettir. Yurttaşa hizmette aksine rekabetleşme olmaz, dayanışma olur, yardımlaşma olur. Ama gördüğüm Hiç kadarıyla tabii kuşkusuz. siyasi iktidar katkı sunmak, birlikte organize etmek, beraber yapmak yerine belediyenin yaptığı çalışmaları tamamıyla engellemeye doğru gidiyor. Bir de affınıza sığınarak bir örnek vereceğim size, geçmişle ilgili bir örnek vereceğim. Eleştirmek babında değil, geçmişte gerçekten de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda çok önemli görevler yapmış. İki önemli belediye başkanlarımız vardı. Bunlardan bir tanesi de Bedrettin Dalan. Gerçekten de hizmetleriyle İstanbul'a çok önemli katkılar sundu Bedrettin Dalan. Diğeri de Nurettin Sözen'di, Nurettin Hocam. Nurettin Hocamı da çok severim, sayarım. Çok önemli katkıları oldu gerçekten de. Belediyecilikte, şeffaf belediyecilikte önemli katkıları oldu İstanbul'a. Fakat Nurettin Sözen'in benim büyüğümdür, abimdir. Asla eleştirmek anlamında söylemiyorum. Ama her zaman Bedrettin Dalan'ın yaptığı çalışmaları biraz kızardı. Yani Bedrettin Dalan adını duyduğu zaman biraz rahatsız olurdu. Şimdi tabii Nurettin Sözen'in yaptığı çalışmalar bir anlamıyla enerjisini alıyordu o. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı o atak çalışmalardan kendini üstünü ispat etmiş bir belediye başkanı var şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Beylikdüzü'nde harikalar yaratmış, destanlar yaratmış bir belediye başkanı ve ana kentte de inanılmaz çalışıyor. Sabahın çok erken saatinden kalkar. Çok yakinen tanıdığım için söylüyorum. Sayın Başkan siz mesai arkadaşısınız. Tabii siz daha iyi tanıyorsunuz ve gecenin inanın 11'ine 12'sine kadar sokaktadır, halkıyla beraberdir. Böyle bir belediye başkanı. Recep Tayyip Erdoğan tabii inanılmaz derecede bir rahatsızlık içerisinde. Özellikle tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin demeyelim artık Millet İttifakı ile seçilmiş belediyelerinin çalışmalarından çok
inanılmaz derecede rahatsız oluyor. Biraz önce de siz ifade ettiniz. Tabii bu Cumhurbaşkanı'nın çalışmalarını da aslında engellemiş oluyor. Enerjisini oraya vermiş oluyor. Ya herkes kendi işini yapmalı. Cumhurbaşkanı kendi işini yapmalı. Belediye de kendi işini yapmalı. Belediye başkanı görevlerinden belediye başkanlığı yapmak. Ya yapıyor. Sabahtan akşama kadar bu insanlar yapıyor. Mersin'de efendim sen ekmek dağıtamazsın diyor. Ama gelin İstanbul'da Esenler Belediye Başkanı gidiyor ekmek dağıtıyor. Yani sen hiçbir yer alamazsın diyor. Böyle genelgeler gönderiyor ama Antep Belediye Başkanı orada, Antep Belediyesi istediği ya da Konya Belediyesi ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde olan belediyeler istedikleri yardımı alıyorlar, gönderiyorlar. Bu inanılmaz derece hoş bir şey değil. Yazık oluyor. Yani sonuçta ortak payda halka hizmet. Halka hizmette asla yarış olmaz, dayanışma olur. Sayın Başkanım, çok güzel açıklamalarınız oldu. Artık programımızın da sonuna geldik. Ve biraz da aşmış olduk bize tanınan süreyi. Çok önemli katkılarınız oldu. Ama kentte çok önemli görevler yapıyorsunuz. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne her alanda katkı sunacaksınız. Fakat bir soru daha sormak istiyorum. Siz tabii ki iyi bir hukukçu olduğunuzu da biliyorum. Bu yardımların toplanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanı'nın gönderdiği genelgede sizin hesaplarınızda bloke konması. Danıştay'a gittiniz galiba. Onun sonucu hangi şeyde aşamada bir sonuçlandı mı efendim? Gelişme var mı? Nasıl kullanacaksınız? Bloke olmuş paralar. Efendim sonuçlanmadı. Türkiye'nin yargı sisteminin ne halde olduğunu biliyoruz. Oralardan doğru ve hızlı kararlar almak pek mümkün olmuyor. Bu bağlamda evet yargıya başvuruldu ama henüz bir sonuç yok. Hatta kamuoyunun bilmediği başka bir şey var. Şimdi bizim belediye iştiraklerinin genel kurullarının yapılması engelleniyor. Bu alanda yargıya gittik. İlk derece mahkemesini kazandık. Bunu temiz ettiler. İstinaf ve temiz süreçlerinden sonra Danıştay'da bu dava ve Danıştay aylardır bu davayı sonuçlandırmıyor. Dolayısıyla biz şimdi iştiraklerimizin genel kurullarını yapamıyoruz. Bakın ne yaparlarsa yapsınlar. Altını çizerek söylüyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Yönetimsel anlamda, finansal anlamda bizden kimse mazeret duyamayacak. AKP bizi engelledi de bunu yapamadık demeyeceğiz. Bunların tamamını diyeceğiz. Bunların yapacağız. Çünkü mesele yalnızca bir belediye yönetimi meselesi değil. Halkımızı bu krizde muhafaza etme, koruma meselesi sağlıkla barış içerisinde bu krizden, bu kaotik ortamdan çıkma meselesi ama aynı zamanda Türkiye'yi bir demokratik devlet olarak Cumhuriyet ilke ve değerleriyle birlikte de yaşatma mücadelesi. Ben eğer bugün bunca yaştan sonra gelip de İstanbul Belediyesi'nde bir şeyler yapmaya çalışıyorsam beni motive eden tek şey bu mücadeleye omuz verme gereğini hissetmemdir. Başka hiçbir şey beni bu konuda motive edemez. Bu bağlamda ben yurttaşlarımıza güven duymalarını kendilerine istiyorum. Hiç kimse yalnız kalmayacak. Hiç kimse sahipsiz kalmayacağız. Kalmayacak. Beraberce birlik ve dayanışma içerisinde bu ülkeyi aydınlığa, refaha hep beraber taşıyacağız. Belediyeler de üzerine düşen görevi yapacaklar. Cumhurbaşkanlığı meselesi için de şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı tek başına Cumhurbaşkanı olsaydı milletin birliği bütünlüğüne daha fazla odaklanabilirdi. Ama Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP Genel Başkanı olunca aklının yarısıyla da AKP'nin çıkarlarını düşünmek zorunda kalıyor. Verdiği kararlar da ona bağlı oluyor. Cumhurbaşkanı siyasi polemiklere giriyor. Siz o siyasi polemiğe yanıt verdiğiniz zaman AKP Genel Başkanı şapkasını çıkartıyor, Cumhurbaşkanı şapkasını giyiyor ve Cumhurbaşkanlığı hakaret davalarına muhatap oluyorsunuz. Bu memleket böylesine
ucube bir sistemle devam edemez. Bu kaosun en derin zamanlarında, bu sağlık krizinin en derin zamanlarında söylüyorum. Evet, bugünkü önceliğimiz bu krizden yurttaşlarımızı çıkartmak, ama aynı zamanda bir demokrasi mücadelesi yürüttüğümüzü de hiçbir zaman unutmamalıyız. Dolayısıyla kimse bizi sindiremez, kimse bizim çalışmamızı engelleyemez. Geçmişte de görüldüğü bu tip faaliyetlerin sonuç vermediği, ama bir kere daha yaşayarak öğrenmek istiyorlarsa kendileri bilirler. Biz aydın namusu çerçevesinde ülkemize ve halkımıza olan sunumuzu sonuna kadar yeniden devam edelim. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Tabii zamanımız olsaydı, bakınız Trakya ile ilgili çok güzel projeler paylaştınız. Orada tarım, üretimle ilgili. Fakat tabii Kanal İstanbul'u Allah muhafaza yapılırsa ki yapmaya çalışıyorlar. Sizin o projeleriniz herhalde heba olup gidecek. Çünkü bahsettiğiniz o Trakya toprak alanı bir hiç uğruna tamamıyla gidecek. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi gerçekten de Kanal İstanbul projesi yani bir cinayet projesidir diyor ya, gerçekten de Evet. bir cinayet projesi olacak. İnşallah olmaz. İnşallah Kanal İstanbul sevdasından mevcut siyasi iktidar vazgeçer. Ayrıca siz iyi bir hukukçu olduğunuzu söyledim size. Onu biliyoruz da. İşte bu korona günlerinde geçen hafta yasalaşan yargı paketiyle ilgili, yargı infaz yasası ile ilgili de konuşmak isterdik. Ama süremizi tamamladık. Çok teşekkür ediyorum Sayın Onlar da bir başka Sayın Günaydın, Sayın program Hocam. inşallah. Bir başka programda yine birlikte oluruz ve aynı konuları, değişik konuları, gündeme özel konuları, güncel konuları tartışmış oluruz. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Zevkle. Efendim Çok bir teşekkürler. canlı programın sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bir canlı programın da sonuna gelmiş oluyoruz. Bir başka canlı programda başka konukla, başka konularda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Var olun. Kenar hoşça kalın.